Herkese merhaba. Gündem Fenerbahçe'de sevgili Senet Ok'la beraberiz. Abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi yeni yılın ilk gündemi ama önce kısa hatırlatmamızı yapalım. Futbol Arena YouTube kanalı izleyicilerinden kanalımıza abone olmalarını, yorum ve beğenileriyle bize destek olmalarını istiyoruz. Bir kez daha da teşekkür ederim destekleri için. Herkese yıllar bir kere daha. Umarız 2024 sağlık, önce sağlık, sonra barış getirir. Gerisi olduğu kadar diyorum. Sağlık ve barış olduktan sonra bir şekilde gerisi gelir diyelim yani. Evet, herkese iyi yıllar tekrar. Şimdi Fenerbahçe'ye geçecek olursak stoper transferinde son durum nedir? Stoper transferiyle alakalı önce şunu söyleyeyim. Stoperde şu anda Fenerbahçe'nin birinci stoperi pozisyonunda olan Oosterwolde var. Bu önemli. İşte Afrika Kupası'na gidiyor. Cicu Bekao Ocak'ta dönecek. Düz koşular başlayacak vesaire ama onun toparlanması zaman alacak. Samet zaten hani bir türlü hissini vermedi. Serdar sakatlıktan çıktı. Pek güven vermiyor. Dolayısıyla şu an Fenerbahçe'nin birinci stoperi Oosterwolde konumunda. Bunu bir söyleyeyim. Oradan transfere bağlayayım. Yani orada transferin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Oosterwolde bir sol bek oyuncusu. Bu bölgede evet. Birinci sıradaki isim Savić. Bunu geçen programda da anlattık. Savić de Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Doğal olarak hem aldığı kontrat hem Deco etkisi vesaire bilmem Tadici etkisi. Bunlar hep bir araya toplandığında. Dolayısıyla Savic'in ben olma ihtimalini yüksek görüyorum. İlk sıradaki isimlerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fenerbahçe bu futbolcu Karadağlı stoperi bitirmek için de yoğun mesai harcıyor. Yerlide Çağlar Söyüncü transferi konuşuluyor. Son durum nedir? O zor. Baştan beri zordu. Fenerbahçe çok istiyordu ama baştan beri zordu. Dolayısıyla Çağlar'ın ilk hedefi İspanya'da kalmak, Avrupa'da kalmak. Ondan sonra Türkiye tabii ki istiyor Fenerbahçe, talip vesaire bunlar çok net ama açıkçası benim edindiğim izlenim biraz zor olduğu yönünde. Samet Akaydın'ın ayrılığı konuşuluyor. O da hangi Samet kulüpler? Evet, son maçta yoktu kadroda. Şimdi normalde kadroda olmayan oyuncular da final maçına götürülüyordu. Süper Kupa finaline götürülüyordu. Samet'in bir sakatlığı olmamasına rağmen götürülmedi. Bu önemli. Mesela Perez'in sakatlığı vardı. İşte tedavi oldu. Bekao tedavi oldu. Zayt tedavi oldu. Normal bir bütün olarak takım hareket ediyor ya. Hani hep beraber kafireye gitmesi gerekiyordu. Samet yoktu. Samet şunu görüyor, oynaması zor. Montella kendisi oynatmak istiyor, o da bunun farkında. Ben orada bir ayrılık bekliyorum açıkçası. Bekao'nun dönüşüyle ilgili bir bilgin var mı? Bekao bu ay itibariyle düz koşulara başlayacak. Yani koşulara başlıyor. Şimdi koşulara başladıktan sonra takım çalışmasına katılacak, çift karelere katılacak vesaire. Maç eksiği, bunlar hep bir zaman alıyor. Evet. Dolayısıyla eski bizim bildiğimiz Bekao'ya ulaşması için bir de şöyle bir şey var hani... adım adım gitmesi gerekiyor. Birden acele ederse Allah korusun tekrar sakatlık nüksedebilir. Bu yüzden Bekao'nun en son bıraktığımız Pendik maçındaki Bekao seviyesine ulaşması için biraz daha zamana ihtiyaç var. Ama bu ay içinde antrenmanlara başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Firmino ve Fenerbahçe arasında ben duymadım hiç Firmino'yu. Benim duyduğum, yani benim sorduğumda Fenerbahçe'nin öncelikli olarak stoper, sonra 6 numara Krunic transferi zaten gündemde. Ondan sonra olursa bir kanat forvet, yani şu an öncelik kısmında Firmino olmadığını rahatlıkla söylüyorum. Pozisyonları bildiğim için söylüyorum. Krunic ile alakalı bilmiyorum soracak mısın ama onu da kısaca söyleyeyim. Krunic de artık buraya gelmenin planlarını yapıyor. Hala Milan'la bir takım problemleri var. Krunic bunları çözmesi gerekiyor ama Krunic İstanbul'a gelirse nerede yaşayacak, nasıl yaşayacak? İşte atıyorum ulaşım nasıl olacak, şoförü kim olacak vesaire gibi bu konularla ilgili de burada daha önce oynayan işte takım arkadaşlarından ya da arkadaşlarından İstanbul'da oynamış olanlardan bilgi aldı. Bazı kontak numaraları aldı. Bazı kişilerle burada temasa geçmeye başladı. Artık o da İstanbul'a hazırlanıyor. Yani burada dediğimiz gibi Milan ve Krunic arasında sorunun çözülmesi gerekiyor. Krunic zaten hani her ne kadar Lyon istese de Lyon'da istiyormuş. Yanılmıyorsam Real Betis de var isteyen arasında. Krunic'in önceliği Fenerbahçe. Krunic dedik. Peki başka Fenerbahçe'nin ara transferde ilgilendiği futbolcular kimler? Ya futbolculardan ziyade işte pozisyonlar belli dedik. Stoper, 6 numara dedik. Ve bir de olursa kanat forvet. İsimler de hani işte Krunic ve ben Krunic ve Savić üzerine çok odaklanıldığını biliyorum. Özellikle Savić üzerinde. Çünkü stoper şu anda 6 numaranın daha öncelikli. Senin 6 numarada oynayacağın iki tane oyuncu var. İsmail ve Crespo her şeye rağmen. Ama stoper yok. Evet. Acilen stoper alınması lazım ve stoper konusu yani şu anda Krunic'in önünde. Çok ekstra bir şey olursa da kanat forvet. Peki Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcular kimler? Ya bu kısım biraz zor. Kent düşünülmüyor ama Kent'te pek gitmek istemiyor. Şöyle gitmek istemiyor. Kent bonservis elinde bir oyuncu olarak çok teklif almıştı. Birçok teklif vardı Fenerbahçe ile beraber. Fenerbahçe bu futbolcuyu transfer etti. O dönem İsmail Hoca yoktu Kent transfer edildiğinde. Ama İsmail Hoca kendisini çok fazla kullanmayı düşünmüyor. Ama Kent hem kontratı gereği iyi de bir kontratı var. Hem de gelen teklifler gereği çok ayrılmaya sıcak bakmıyor. Yani mesela şu Championship'e gitmek istemiyor mesela Kent. Olursa Premier League istiyor mesela. İyi bir maaşı var burada. O maaşın isteyen kulüp tam olarak karşılayamıyor gibi detaylar var. Dolayısıyla Kent'le alakalı en çok konuşulan konu olduğu için Kent'le alakalı durum biraz kolay çözülecek gibi durmuyor. Tabii ki er ya da geç bir şekilde ayrılık olur ama dediğimiz gibi iyi bir kontratı var ve gitmek istediği ligde iyi bir lig. Hani gideceksen Premier Lig'e gideceğim tarzında bir düşüncesi olduğunu öğrendim. Cicu ve Osayi Samuel Afrika Kupası'na gidecek. İsmail Kartal burada onların yokluğunda savunmada nasıl bir kurgu düşünüyor? Yani düşünmesine çok fazla gerek yok. Zaten isimler belli. Devam edelim. Problem yok. Devam edelim. İsimler belli. Osayi'nin yokluğunda Mert bekte görev yapacak. Oosterwolde'nin yanında da Serdar Aziz şu anda ilk tercih. Samet daha sonraki tercih. Ferdi sol bek pozisyonunda. Eğer Serdar'la ilgili bir sıkıntı olursa da onun yerine mecburen Samet olacak. Ama gerçekten sıkıntılı bir savunma hattı olduğunu ve bu dörtlünün de bir arada ilk kez neredeyse oynayacağını işte Mert, Serdar, Ferdi, Oosterwolde zaten stoper değil. Zor ve sıkıntılı bir dönem bekliyor yine Fenerbahçe'yi transferler gelene kadar. Cengiz Ünder'in dönmesiyle İsmail Kartal hücum hattında değişiklik yapacak mı? Fenerbahçe'nin kadrosuyla alakalı eksiklere baktığımızda şöyle bir durum var. İrfan Can cezalı, Fred cezalı, Mert Hakan cezalı ve İrfan Can'ın yokluğunda biz kanatta Cengiz'i bekliyoruz. Fred'in yokluğunda ise orta sahada İsmail Crespo ikilisinin bir yerde görev yapmasını bekliyoruz. Ön tarafta İrfan Can takımın önemli isimlerinden biriydi. Fred ve İrfan Can'ın aynı anda oynamayacak olması da Fenerbahçe için çok ciddi bir dezavantaj gibi duruyor. Çok teşekkürler yorumların için. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere.